Bugünkü videoda borsada kısa süre içinde büyük bir servet getiren Oğuzhan Şahin Kayan'ın hikayesine bakacağız. Oğuzhan Şahinkaya bursalı bir girişimci, bir öğretmen çocuğu, Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi almış, orada bir kolejin patronu. Ama onu Türkiye'nin gündemine getiren gübre taşın hissedarı olmasıydı. Yani. Gübre taşın hissedarı olarak bir servete ulaşmıştı. Gübre taş, gübre fabrikaları, Türkiye'nin devletin gübre şirketi, arkasında tarım kredi kooperatifleri var. %75'i tarım kredi kooperatiflerine ait. Tarım kredi kooperatifleri adı üzerinde bir kooperatif ama aslında bir devlet kuruluşu. Zaten başında da Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın var. Ve gübre fabrikalarının hissedarlarına baktığımızda bir isim dikkat çekiyor. O da Oğuzhan Şahinkaya. Yani bir tarafta dev kuruluş, tarihi kuruluş, tarım kredi kooperatifleri, merkez birliği, genel müdürlüğü diye devam ediyor. %75.95 payı var. Diğer %17.15 bunu Finnet 2000'den aldım. Ve Oğuzhan Şahinkaya şu anda görüyorsunuz %6.90 ben bu videoyu çektiğimde ama eriyor şu anda ise payı bir ara %9'a yakındı. Yani gübre fabrikalarının Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinin bir devlet şirketinin %9'una Oğuzhan Şahin Kaya sahip olmuştu. Gübre fabrikalarının değeri bir ara 5 milyar dolara yaklaşmıştı. Bu grafikte görüyorsunuz. Bunu da stockcase.com'dan çıkardım. Piyasa değeri gübre fabrikalarının yıllar içinde. Kısa süre önce 2023'ün yani bu yılın 3. çeyreğinde 4,5 milyar dolara yakındı. Ama geçen sene 2022 yılının sonunda gübre fabrikalarının piyasa değeri 5 milyar dolara yaklaşmıştı 4.7 milyar dolar. Ve işte bunun %9'u Oğuzhan Şahin Kaya'ya aitti. Ve onun payına yaklaşık 400 milyon dolar düşüyordu. Bugünün kuruyla 12,5 milyar liralık servete ulaşmıştı. Ulaşmıştı diyorum. Çünkü bir zengin çocuğu değil Oğuzhan Şahinkaya. Burada görüyorsunuz ekşi sözlükteki entry ne diyor? Borsadan dolar milyarderi olan öğretmen çocuğu. Öğretmen çocuğu Oğuzhan Şahinkaya. Yani bir zengin çocuğu değil, öyle çok en zengin ailelerden birinin ikinci kuşak, üçüncü kuşak üyelerinden biri falan değil. Yani yoktan bu kendi servetini var etmiş olan bir girişimci. Nasıl oldu bu iş? Dediğine göre daha önce Habertürk'te yayınlanan bir röportaja göre tüyo ile değil matematikle kazanmış. Ne demek matematikle kazanmış? Yani gübre taşın hisseleri 3 lirayken daha, yani hisse fiyatı 3 lirayken gübre fabrikalarının, gübre taşın hisselerini toplamaya başlamış. Toplaya, toplaya, toplaya. İşte %9'a yükseltmiş payını ve o sayede 400 milyon dolarlık bir servete sahip olmuş. Fakat tabi burada arada atlanılmaması gereken önemli gelişmeler var. Böyle bir anda bu böyle lineer bir şekilde akmıyor. Oğuzhan Şahinkaya'nın zenginliğe, servete ulaşan yolu. Arada gübre fabrikaları bir altın madeni buluyor. 6 milyar dolarlık rezerv olduğu açıklanıyor, hesaplanıyor. Onu koza altına şirket kiralıyor. Daha sonra geri almak istiyor. Bir dava açılıyor. Mahkeme süreci çok kısa süre içinde tamamlanıyor. Ve maden gübre fabrikalarına geri dönüyor. Bu süreçte yani işte altın madeninin bulunması, 16 milyar dolarlık bir rezerve sahip olduğunun ilan edilmesi, işte koza altına kiralanması ama daha sonra geri alınması bütün bu süreçte şirketin hisse değeri de tam anlamıyla uçuyor ve 3,5 milyar dolara zaten o mahkeme aşamasında yükseliyor. Ve işte o süreçte Oğuzhan Şahin Kaya da zengin oluyor. Acaba o sürece Ecinliler karıştı mı? Yani tümüyle kendi dinamiği içinde mi aktı? Bütün açıklanan veriler motomot doğru mu? Bir bu soruyu kafamızda tutmakta fayda var. Fakat işte o süreçte gübre fabrikalarının hissesi katlanıyor, uçuyor. Katlanmak ne kelime? Uçuyor. Ve o uçarken Oğuzhan Şahinkaya'nın serveti de uçuyor. Ve işte bir öğretmen çocuğu olan iyi eğitim almış Boğaziçi Üniversitesi mezunu genç denebilecek yaştaki şu anda gerçi 46 yaşında mühendis Oğuzhan Şahinkaya aynı zamanda kolej patronu Bursa'daki kolejin patronu Hexagon Koleji'nin patronu Oğuzhan Şahinkaya bir servete erişiyor. Türkiye'nin en zenginleri arasına ismini yazdırıyor buraya kadar gerçekten masal gibi bir hikaye. Fakat geçtiğimiz günlerde bir anda gübre fabrikalarının hissesi düşmeye başladı. Burada görüyorsunuz her gün 18 Aralık'tan bugüne her gün %10 düşüyor. Yani borsa jargonuyla her gün taban oluyor. Taban taban giriyor gübre fabrikalarının hissesi. Ben bu videoyu 28 Aralık 2023 yılında hazırlıyorum. Bugün de sabah saatlerinde yine %9, %9.99 yani %10 düşmüştü gübre fabrikalarının hisse senedinin değeri. Yani Oğuzhan Şahin Kaya'nın serveti eriyor. Günlerdir eriyor. 18 Aralık'tan bu yana her gün Oğuzhan Şahin Kaya servetinden günde %10 kaybediyor. Ne oldu? 18 Aralık'ta SPK, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'nin Finansal Düzenleme Otoritesi bir açıklama yaptı. O açıklama gübre fabrikalarının %300 bedelsiz sermaye arttırımı talebinin reddedildiği şeklindeydi. Bundan aylar önce gübre fabrikaları bir sermaye arttırımı başvurusu yapmıştı izin almak için ve aylardır SPK'nın önündeydi ve SPK 18 Aralık'ta bu başvuruyu reddetti. Fakat Oğuzhan Şahinkaya bu başvurunun kabul edileceği beklentisiyle 1 milyon lot kendi ifadesiyle 1 milyon lot büyük kısmı kredili hisse almıştı. Yani aracı kurumlardan kredi kullanmıştı, borç almıştı. O borçla nasıl olsa hissenin değeri yükselecek diyerek daha fazla almıştı. Ve eğer sermaye arttırma onaylansaydı daha da büyük bir servete sahip olacaktı. Fakat öyle olmadı. SPK başvuruyu reddetti. Başvuruyu reddetmesi için tekniklenebilecek bir sebep ileri sürdü. Gübre fabrikalarının İran'da bir iştiraki var. Razi adlı bir petrokimya şirketi. Onun bilançosunda yapması gerekenleri tamamlamadığı gerekçesiyle SPK başvuruyu reddetti ve başvuruyu reddettiğini açıklayınca işte gübre fabrikalarının hissesi çakılmaya başladı. Ve işte 18 Aralık'ta yaptı bu açıklamayı SPK bugün 28 Aralık 10 gündür her gün %10 düşüyor ve işte 10 gün çarpı 10 %100'e hisse değerindeki düşüş ulaşmış durumda. Ve Oğuzhan Şahin Kaya'nın da servetinin bir kısmı şu anda eridi. Ona birazdan geleceğiz ne kadar eridi Oğuzhan Şahin Kaya'nın serveti. Fakat SPK'nın bu kararında ilginç bir taraf var. Bu kararı SPK Bahadır Özgür'ün belirttiğine göre Bahadır Özgür kim? Deneyimli bir ekonomi yazarı. Yıllardır kendisini tanırız. Referans gazetesinden bu yana şu anda gazete duvarda yazıyor. Ve şöyle diyor. Dikkat çeken noktalardan birisi SPK'nın kararı 7 Aralık 2023 günü yaptığı toplantıda alması. Yani arada 11 gün var. Neyle arada 11 gün var? SPK'nın kararı almasıyla Açıklaması arasında 11 gün var. Bahadır Özgür şöyle devam ediyor. Elinde yüklü miktarda gübre taş hissesi bulunan birilerini avlayacaksanız eğer mükemmel bir fırsat. Gübre taş hissesinde birilerinin yani Şahin Kaya'nın çok büyük montanda kredini hisse aldığını da biliyorsanız onu köşeye sıkıştırabilirsiniz. Ve işte Oğuzhan Şahin Kaya'nın başına gelen galiba bu. Zaten kendisi de böyle söylüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı duruma müdahale etmeli diyordu ve bir ihtilafın kurbanı olduğunu öne sürüyordu. Biraz önce gördüğümüz gibi 5 milyar dolara yakın piyasa değeri olan şirketin gübre fabrikalarının gübre taşın piyasa değeri şu anda 1 milyar 760 milyon dolara bugünkü kurla inmiş durumda. Yani 4.7 milyar dolardan 1.7 milyar dolara geriledi piyasa değeri. Ve gübre piyasa değeri düşerken erirken Oğuzhan Şahin Kaya'nın payları da paylarına karşılık gelen para tutarı da eridi. İşte bir zamanlar biraz önce gördük 400 milyon dolarlık %9 hisseye karşılık serveti vardı sadece Gübretaş'ta Ama bu son düşüş sonrasında 1 milyar 760 milyon dolara inerken gübretaşın toplam değeri Şahin Kaya'nın paylarının toplamı da kağıt üzerinde şu anda 120 milyon dolara inmiş durumda. Yani yaklaşık 300 milyon dolar bu kısa süre içinde 10 günde sadece Oğuzhan Şahin Kaya kaybetti. Oğuzhan Şahin Kaya fiyatın çok komik denecek bir seviyeye indiğini, bu seviyeyi Gübretaş'ın kesinlikle hak etmediğini ve bekleyeceğini geçtiğimiz günlerde yine söylüyordu. Böyle bir açıklaması var. 5 yıl bekledim, 5 yıl daha beklerim diyor Oğuzhan Şahinkaya. Oğuzhan Şahinkaya'nın servetindeki erimeyi onun adına kurulan fonlardaki müthiş düşüşten de izleyebiliyoruz. Çünkü Şahinkaya adına kurulu özel fonlar var, serbest fonlar var. 3 tane fon olduğu söyleniyor. Biri zaten direkt onun adını taşıyor. Burada görüyorsunuz Inveo Portföyün Şahinkaya 1 Hisse Senedi Serbest TL Özel Fonu. Burada bir zamanlar yaklaşık 400 milyon lira vardı. Şu anda burada görüyorsunuz Tefas Golf TR'den çıkardım. Bugün itibariyle 1 milyon 300 bin liraya gerilemiş durumda buradaki para. Çünkü nasıl hesaplıyoruz bu 400 milyon lirayı? Bu fonda 367 milyondan fazla pay var. Ve bu payların fiyatı bir ara yine burada görüyorsunuz 1 liranın üzerindeydi. 1.03 küsurat TL'ye yükselmişti. O sırada 400 milyon lira civarında sadece bu fonda Şahin Kaya'nın parası vardı. Ve son işte bir ayda %99,5 eridi bu fonun değeri ve şu anda 1 milyon 300 bin liraya düştü. İkinci fon Şahin Kaya'ya ait olduğu söylenen hedef portföyün Uludağ hisse senedi serbest TL özel fonu. Burada bir zamanlar 1 milyar liraya yakın toplam büyüklük vardı. Yani 1 milyar liraya yakın burada Şahin Kaya'nın parası vardı. Bunu da yine aynı şekilde hesaplıyoruz. Çünkü pay toplam payların adedi 485 milyona yakın ve bu fondaki payların tutarı, pay başına tutar bir ara bir ara dediğim şunun şurasında birkaç hafta önce 2 liranın da üzerindeydi. Yani 2 lira çarpı işte 485 milyon dediğimizde 1 milyar liralık bir toplam büyüklüğe ulaşıyoruz. Şu anda bu fonda sadece 57 milyon lira kalmış durumda. Yani yatırım fonunun büyüklüğü bu seviyeye inmiş durumda. Bu arada İMİO portföyün yine Gedik Yatırım Bursa Hisse Senedi Serbest TL özel fonunun da Şahinkaya adına kurulduğu söyleniyor. İtekim diğer biraz önce gördüğümüz fonlarda da bu fonda da sadece toplam iki yatırımcı var. Özel fon olduğu için başka yatırımcıların bu fona girmesi mümkün değil. Yani defasta alınıp satılmıyor bu fon ve bu üçüncü fonun toplam büyüklüğü de bir zamanlar 300 milyon liraydı. Çünkü 300 milyon adede yakın pay vardı ve fiyatı yine 1 lira civarındaydı. Bir dönem hatta 1 liranın üzerindeydi. 1.3 lira civarındaydı. Ve son bir ayda bu da %99.5 eridi. E bir zamanlar işte 300 milyon liralık toplam büyüklüğü olan bu fonun büyüklüğü şu anda 28 Aralık itibariyle 1.5 milyon liraya gerilemiş durumda. Ama Oğuzhan Şahinkaya bu fonlardaki parasını çektiğini de söylüyor. Yani Şahin Kaya'nın açıklaması bu yönde. Geçtiğimiz günlerde yine Twitter'da eski bir borsacının yani borsanın deneyimli isimlerinden birinin aktardığına göre o çünkü konuşmuş dediğine göre Oğuzhan Şahin Kaya'yla ve Şahin Kaya bu fonlardaki paranın erimediğini, kendisinin bu fonlardaki parasını çektiğini söylediğini aktarıyordu. Sermaye arttırmanın reddi gübre fabrikalarının kısacası hissesinde sert bir düşüşe yol açtı. Ama başka şirketlerin sermaye arttırım talepleri de reddedilebiliyor. Ve sermaye artırımları reddedildikten sonra bir miktar düşüş görebiliyoruz. Ama böyle bir çöküş yani 10 gün boyunca her gün %10-10-10 düşüş ve işte 10 günde %100'e yakın değer kaybı Borsa İstanbul'da da dünyanın başka borsalarında da hiç olağan bir durum değil. Burada gerçekten de Şahin Kaya'nın dediği gibi bir ihtilaf. Yani bu elbette bu işin kibarcası. İhtilaf bir savaş diyelim buna. Karşı taraftaki başka grupla veya başka gruplarla Oğuzhan Şahin Kaya arasında bir savaş yaşandı. Oğuzhan Şahin Kaya'ya belli ki diş bileyenler bu fırsatı yani SPK'nın sermaye arttırımını reddetmesiyle gelen fırsatı kaçırmak istemediler ve bir anda satışa geçerek Şahin Şahinkaya'yı köşeye sıkıştırdılar ve elindeki hisse senetlerinin önemli bir kısmını satmaya zorladılar. Oğuzhan Şahinkaya bu enkazın altından çıkabilecek mi? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Kendisinin ifadesi 5 yıl bekledim, 5 yıl daha beklerim diyor. Daha da yükseleceğini yani şu anki seviyelerin gübre fabrikalarında çok komik olduğunu mutlaka yükseleceğini savunuyor. Ama bu kadar büyük bir çöküşten sonra hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmek elbette mümkün değil.